Çok çabuk gitmen lazımmış Osman abi. Allah'tan ümit kesilmez ama bizim yapacağımız bir şey yok. Geçmiş olsun delikanlı. Polise kimseden şikayetçi olmadığını söylemişsin. Teşekkür ederim. Siz miydiniz? Doktorlar çok sağlam ve dayanıklı olduğunu söyledi. Beyin sarsıntısından ancak seninkisi gibi bir bünye kurtulabilirmiş. Motosikletin için hiç üzülme. Sana hemen bir yenisini alırım. Sonra İstediğin kadar da para. Önemli değil benim için. Aynı zamanda üniversitede okuyormuşsun. Paraya ihtiyacın olsa gerek. Kazandığım yetiyor bana. Dedim ya, paraya pek kıymet vermem. Kaç para kazanıyorsun? Çok az. Ama yetiyor bana. Daha çok kazanmak istemez misin? Nasıl? Benim yanımda çalışarak. Ha? Ne dersin? Evet. Teşekkür ederim. Hayır, giremezsin. Ne demek giremezsin? Giremezsin. Ha, bırak. Kusura bakmayın efendim, mani olamadım. Söyledim sana kızım, patronum ben çok eski dostuyum. Hani beni aramayacaktın? Seninle böyle anlaşmamış mıydık? Telefon etmeyecektim, evinde ve iş yerinde aramayacaktım, değil mi? Sana devamlı para yollayacağımı vaat etmiştim, yolluyorum işte. Evet, doğru söylüyorsun ama bu böyle devam edemez. Benim de bir kişiliğim var. Bugüne kadar istediğini yaptım. Devam edemem bundan sonra.
Dinle! Bana 30 milyon lira borç vereceksin. Büyük bir iş çevireceğim. Milyarlık bir iş. 3 ayda paranı iki misline çıkarırım. Bundan önce de kaç kere büyük işlerden söz etmiş, benden büyük paralar sızdırmıştın. Hiçbiri gerçekleşmedi. Artık sana inanamam Rüstem. Kararlaştırdığımız şekilde her ay paranı yollarım. Bunun dışında bir kuruş bile sızdıramazsın benden. Ya demek öyle. Eski günleri unutmuş gibi bir halim var. Bak sana hatırlatayım biraz. Büyük bir soygun, faili meşhul cinayet, estetik ameliyat ve o günlerden kalma bir nüfus cüzdanı. Onu imha ettiğini söylemiştin bana. Etmedim. Ama 30 milyonu verirsen onu sana iade ederim. Tamamen kurtulursun benden. Eski hüviyetinle birlikte çaldığın milyonlar, öldürdüğün adamlar da böylece tarihe karışır. Parayı getireceğin yeri ve günü sana ayrıca bildireceğim. Şimdilik hoşça kal. Osman arabayı hazırlasın. Eve gideceğim. Paketleri içeri getiriver Osman. Aşk olsun babacığım. Hani bana vaat ettin? İşte orada. Teşekkür ederim babacığım. Seni çok seviyorum. Ya öyle mi? Bana 5.000 lira verirsen seni daha çok severim. 5.000 mi? Evet. Arkadaşlarla hafta sonunu Uludağ'da geçirmeye karar verdik. Kız ve erkek 10 kişi kadar varız. Hepsini ben davet ettim. Onlara karşı rezil olmamı istemezsin değil mi? Nişanlın da var mı grupta? Ne olur şu adamdan bahsetme baba. Sinirim bozuluyor. Hep onunla olsam senden para ister miyim? Şöyle. Şimdi seni daha çok seviyorum. Sen sevginin ne demek olduğunu biliyor musun? Sanki sen biliyor musun? Paradan başka sevdiği hiçbir şey yok. Ama kabahat benim. Öyle alıştırdım. Nasıl? Buradan memnun musun? Sağ olun efendim, memnunum. Al. Belki bir şeye ihtiyacın vardır. Sıkılmanı istemem. Teşekkür ederim. Verdiğiniz maaş yetip artıyor bile. Thank you.
Yalnız geleceğini sanmıştım. Merak etme. Çok itimat ettiğim biri. Benim için fark etmez. Parayı getirdin mi? Evet ama önce o evrakı vereceğine eminim. Bunlar 100 lira bile etmez. Nerede hakiki evraklar? Memleketin en güzel, en talihli gelini sizsiniz Sedef Hanım. Neden o? Memleketin en zengin fabrikatörün oğluyla evleniyorsunuz. Az şey mi bu? Söylesenize. Onu bir de bana sorun. İstemiyor musunuz yoksa? Belini biraz daha daraltır mısınız? Peki. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Dünden beri iki adamımız kayıp. Senden onları sormaya geldik. Yanlış kapı çaldınız delikanlı. Burası kayıp bürosu değil. Benim evim. Boşuna inkar etmeye çalışma. Rüstem senin dostundu. Yıllardır tanışıyor musunuz onunla? Dün sana olan borcunu ödemeye gelmiş. Bizden yardım istedi. Biz de onu korumak için iki adamımızı verdik. Fazla konuştuk artık. Şu anda çok meşgulüm. Gitseniz iyi olacak. Konuşursan iyi olur. Ne oluyor baba? Kim bunlar? Kızınızı beraberimizde götürürsek belki diliniz çözülür ha? Ne dersiniz? Dön! Polise telefon ediyorum patron. Bırak telefonu. Gidiyorum ama şimdilik. Tekrar görüşeceğiz. Nedir bu olanlar? Anlatır mısın? Odana git sen. Beni götürselerdi gene sesini çıkarmayacaktın değil mi? Odana git dedim. İşler karışıyor galiba. Öyle görünüyor. Ben sizinleyim. Sonuna kadar da yanınızda olacağım. Ölmek var, dönmek yok.
Rahatsız etmiyorum ya. Ne istiyorsunuz? Ne kadar kabasın. İnsan misafirini böyle mi karşılar? Ne söyleyecekseniz söyleyin ve gidin buradan. Bugün gelen o adamlar kimdi kuzum? Öyle korktum ki. Bilmiyorum. Babanıza sorun. O söylemedi. Belki sen... Bilmiyorum dedim. Ben bu evin protokol şefi değil, şoförüyüm. Evin küçük hanımını haydutların elinden kurtarmak da mı şoförlük görevinin içinde? Sahi neden yaptın bunu? Beni çok beğendiğin için mi? Gidin buradan. Bilançomuz efendim. Görünüşte kar gösteriyor ama nakit durumumuz hiç de iyi değil. Bilançoda banka borcu azaldığı halde bankalar bizi sıkıştırıyorlar beyefendi. Sen canını sıkma. Bilançoları hazırladın, işin bitti. Gidebilirsin. Bir hanım geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor. Kimmiş? Bilmem efendim. Arkadaşının kızıyım dedi. Gelsin. Baş üstüne efendim. Affedersiniz efendim, rahatsız ettim. Ben Rüstem'in kızıyım. Buyurun. Size babamı sormaya geldim. Dün evden ayrılırken size gideceğini söylemişti. Tekrar eve dönmedi. Hayret! Ben babanızı görmeyeli en aşağı bir yıl oldu. Hiçbir şey anlayamadım. Demek bana gelecekmiş. Neden geleceğini de söyledi mi? Evet. Çok para kazanıp zengin olmak için dedi. Oo! Güzel bir hikaye uydurmuş. Özür dilerim. Zengin ya da fakir olması önemli değil. Babamı bulmak istiyorum. Yazık ki sana yardım edemeyeceğim kızım. Ama baban mutlaka evine dönecektir. Onu bulunca selamlarımı söylersin, olur mu? İyi günler efendim. Sana da kızım. Bana garajı bağlayın.
İşte burada. Bu kağıtlar benim hayatıma bedeldi Osman. Teşekkür ederim. Para için yapmadım bunu. Hem bana kalırsa mesele bu kağıtların yanmasıyla bitmiyor. Çok karıştı. Ne? Kim yaptı bunu kızım? Söyle. Söyle kızım. Kim? Kimler? Nevzet, bunlar. Hayır. Evet, devam et. Rüstem'i tanırım. Çok eskiden arkadaşımdı. Ama yıllardır görmedim kendisini. Kızını ise hiç tanımam. Olayın cereyan ettiğini söylediğiniz saatlerde ben evimdeydim. Bunu ispatladım size. Peki beyefendi. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Rica ederim efendim. Sen haklısın Osman. İşler iyice karıştı. Sen otoparkta bekle. Thank you.
Osman Yaman sen misin? Evet. Bizimle müdüriyete kadar geleceksin. Neden? Orada öğrenirsin, hadi. Ne yaptın? Söyle yoksa öldüreceğim seni. Söyle! Maalesef kaçırdık patron. Evet, konuşturmaya çalışıyorduk. Beceriksiz herifler. Hemen ikinci planın tatbikine geçin. Geçmiş olsun. Gerçekten kaza mı acaba? Bilmem. Bildiğim tek şey şu anda bir kuruşsuz kaldığım. Bir banka soysak. Senin yaşında olsaydım böyle bir şeyi düşünürdüm. Ben tek başıma soyayım. Çek bakalım kızımın kayınpederine. Peki. Gel bakalım, otur şöyle. Talihin çok aksi gidiyor. Evet, öyle. Ama bu yüzden yenilgiyi kabul etmemelisin. Doğru. Bütün kuvvetinle mücadele etmelisin. Sanayimizin en iyi adamını kaybetmesini istemem. Şey, bilmem ki nasıl söyleyeyim. İhtiyacım olan bu... Ben çekinecek bir şey görmüyorum. Bilhassa oğlumla evlenecek bir kızın babası olarak. O yangın felaketinden sonra ben de kendi kendime bu işin içinden nasıl sıyrılacağını düşünüyordum. Gelip benden yardım istemeni bekliyordum. Oh Rahmi, tam zamanında geldin. Nişanlının babası bizden yardım istemeye gelmiş. Herhalde gerekeni yaparsın. Tabii, memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Beni çağırmışsınız. Hı hı, evet. Neden? Bilmem. Evde hiç kimse yok bugün. Canım sıkıldı da. Bir dakika. Ne tuhaf adamsın sen. Şimdiye kadar bütün erkekler benimle yalnız kalmayı, fırsat buldukları yerde beni öpmeyi istemişlerdi. Halbuki sen... belki de taktik kullanıyorsun. Ama bana işlemez. Yalvarırsan belki bir öpücük veririm sana.
Osman'la münakaşa mı ettiniz? İstemedi beni, reddetti. Nişanlı olduğunu bir hafta sonra evleneceğini bile bile öyle mi? İstemiyorum Rahmi baba, anlamıyor musun? Nefret ediyorum ondan. Ama yine de evlenmeye mecbursun. Hayatımızın idamesi buna bağlı. Seni bugüne kadar hiçbir şeye muhtaç etmemeye çalıştım. Şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Rahmi ile evlenmezsen... Anlıyorum baba. Peki. Rahmi ile evleneceğim. Ama ne olurdu şimdiye kadar paradan başka şeyler verseydin, sevmeyi öğretseydin bana. Gidiyor musun? Bugüne kadar ne yaptımsa 6 yaşından beri annesiz kalan kızımın iyiliği için yaptım. Tek dileğim onu mutlu görmekti. Onu Rahmi ile evlendirmeye karar verdiğim zaman işlerim çok iyiydi. Bir gün gelip onlara muhtaç olacağımı hiç düşünmemiştim. Ama Sedef anlamıyor bunları. Bir hafta sonra Sedef buradan gidince... ben çok yalnız kalacağım. Gitmesen olmaz mı? Sadece şu gelinlik benim 5 yıllık maaşım eder. Ya damat? Mendillerini bile Avrupa'dan getirttiriyormuş. Nikah şahitliklerini de milyarder Atıf Bey yapıyor. Hangisi o? İşte şu gelinin tam yanındaki dazlak kafalı. Ensesi kalın olan. Çok fena patron. Piyasadan haber aldığıma göre birisi hisse senetlerinizi topluyormuş. Kimler almış? Ne kadar almışlar? Henüz kesin rakamı öğrenemedim ama... fiyatların en düşük haliyle 1.250.000 lira kadar. 1 milyondan fazla demek. Bunun bize bir zararı olur mu? E olur tabii. Her şey elimizden gider. Boş ver. Sen de satın almaya başla. Hem de mümkün olduğu kadar fazla. Ama paramız yok. Merak etme. Ben para bulurum. Şimdi derdin ne? Seni rahatsız etmek istemezdim ama... biri şirketimin hisse senetlerini satın almaya başladı. Ya, demek derdin bu. Yangın tahkikatı bitinceye kadar sigortadan para almama imkan yok. Acaba bu hisse senetlerini geri alabilmek için bana 2 milyon borç verebilir misin? Yardım etmek isterim sana. Evet, borç vereyim ama nasıl bir formül bulmalı? Şirket olarak bunu yapmama imkan yok. Ama bana oğlunla birlikte söz vermiştin. Evet ama bugün için buna imkan yok. Beyefendi, Ali Bey geldiler. Alın. Yazıhaneye mi dönüyoruz? Hayır. Kızımın evine. Thank you.
şerefine ya boş muyum böyle? Sebebi ne olursa olsun geldiğine sevindim, oturmaz mısın? kocan nerede? Tenise gitti. Ne zaman gelir? Oyundan sonra içki içmek adetidir. Ne zaman geleceği belli olmaz. Hangi tenis sahasına gider? Hiç bilmiyorum. Ondan özel bir şey isteyecektim de. Şimdi neden geldiğini anladım. Beni görmek için değil, iş için. Oo, ne güzel yüzük bu böyle. Evet, kocamın hediyesi. Kıymeti tam 50.000 liradır. Oho. Pahalı değil mi? Senin şirketinin hisse senetlerinden satın alıp kâr etmiş. Nasıl, parmağıma çok yakışmış değil mi? Baba! Baba, ne oldu? Şimdi dinle beni. Evet, dinliyorum. Yardımına ihtiyacım var. Bu sefer Talat'la oğlunu takip edeceğiz. Ya kızınız ne olacak? Kızım bana her zaman yabancıymış meğer. Necdet Bey seni görmek istiyor. İşim var, gene mi? Benle geleceksin. Neşet Bey. Hoş geldin delikanlı. Bütün bunlar ne demek oluyor, anlatır mısınız? Viskiyi suyla mı alırsın? Ne kadar hisse senedi satın aldın? Neden bahsediyorsunuz siz? Üzgünüm. Kayınpederin olarak seni bu şekilde getirtmek istemezdim ama... Başka çarem kalmadığını herhalde anlamışsındır. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun, değil mi? sadece 250 ise. Hem de fiyatın en düşük olduğu zamanda. Sonra da fiyatı artırıp büyük paralar kazandınız. Benim bir suçum yok, para kazanmak istiyordum. Ne var bunda? Seni affedebilirim. Ama parayı nereden bulduğunu söylersen. Benim mi? Durun!
Yapmayın! Her şeyi söyleyeceğim size. Babamın emriyle yaptım. Alo? Ben Necdet. Sana havadislerim var. Seninle görüştükten sonra oğlunla buluştum. Biliyor musun? Hisse senetlerim hakkında ilgi çekici şeyler söyledi. Ne olmuş yani? Onları geri alabileceğini mi sanıyorsun? Evet. Oğluna karşılık aldığın bütün hisse senetlerini geri istiyorum. Sana tam 6 saat müsaade. Ya göndermezsem? O zaman olacakları sen düşün. Nasıl olsa kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Ona güvenebilir misin? Gelecek mi? Oğlunu ne kadar sevdiğini bilemem. Ama mutlaka kazanmak zorundayız. Necdet Bey, sesimi duyuyor musun? Seninle bir değiş tokuş yapacağız. Damadınla kızını değiştireceğiz. Evden dışarı çık. Rahmi Bey'i getir, yoksa kızını öldüreceğiz. Çıkman için 1 dakika mühlet. Ya dışarı çıkarsın, ya da kızını öldürürüm. 30 saniye kaldı. 20 saniye. Şimdi ne olacak? 10 saniye kaldı. 5 saniye kaldı. Baba. Rahmi ile birlikte bize doğru yürü. Ben de kızınla sana doğru yürüyeceğim. Bir saçmalık yapmaya kalkarsan kızını öldürürüm. İşini daha çok önemsediğini zannederdim. Seni ne kadar sevdiğini anladım mı şimdi? Necdet Bey nerede? Söyle, yoksa öldüreceğim seni! Bilmiyorum! Dur! Biri geldi, Necdet'i istiyor. Vermezsek beni öldürecek! 1 saate kadar patronumu bizim depoya getireceksiniz. Ben de bu adamla birlikte geleceğim. Bir numara yapmaya kalkarsanız Talat Bey'i öldürürüm. Ne
Patron! 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 Siz burada bekleyin. Dikkatli olun. Merhaba kocacığım. Sen ha? Buradasın demek. Niye şaştın? Burası benim evim değil mi? Kişi var orada. Sadece iki. Çağır onları buraya. Oyun oynamaya kalkma. Yoksa öldürürüm seni. Vurun şunu! Necdet Bey'i öldürdüm. Buna mecbur kaldım. Dur, vurma! Affet beni. Benim hiçbir suçum yok. Hisse senetleri nerede? Bizde yok. Bizde yok, yemin ederim ki Atıf Bey'de. Atıf Bey'de mi? Demek bu işi onun için yaptınız ha? İnan ki doğru söylüyorum, fabrika arazisinin milyarlar ettiğini söyledi. Eğer Necdet Bey... Fabrikayı onun için yaktınız değil mi? Hesabınızı göreceğim alçaklar. Şirketin başına kimi geçirmeyi düşünüyorsunuz? Aklı başında imza atmasını bilen birini bulun yeter. Nasıl olsa ipin ucu bizde olacak. Fabrika arazisi çok değerli. 15-20 milyon civarında. Zaten borçları ödedikten sonra şirketi dağıtıp araziyi satacağım. İyi bir alışveriş oldu bu. Ah!
Ne olur, bütün paraları al ama beni öldürme! Benim istediğim para değil, Necdet Bey'in hisse senetleri. Sende olduğunu biliyorum, hadi! Ne olur beni öldürme, hisse senetleri üst kattaki kasada. Sen namussuzun birisin, yürü! Kendimi kuş gibi hissediyorum. Bu çok önemli benim için.